Bu Şimdi bir şey Refik daha. Bey'in eşinin cenazesinin kaldırılışından da kısaca bahsedelim. Süremiz bitti çünkü. Evet. Onu da işte oradaki Ankara'daki büyük camide kayınpederim bir yer almıştı annesine filan. Onu oraya şeycik. O da Ankara'da öldü. Kalktık gittik. Sabah Tabii işte bu idamlardan ve cezalardan sonra mı oluyor? 31 Temmuz 1961 ölüş tarihi. Hemen Nitekim idamlardan sonra. idamlardan sonra evet ve onu duyuyor kocasının idam olacağını. Fenalık geçiriyor. Zaten şey geçiriyor İzmir'de bunları asmak için bir Evet. tertip yapıyorlar. O zaman geçiriyor şeyi felci. Ve maalesef yani hiç şey demedi yani. Yani bir tabut bile vermediler demiştiniz. Kötü bir tabut verdiler. Ve arkası açılan, sallanan bir kapı. Ben her dakika düşecek diye düşünüyorum. Ve Yani meclis başkanının eşinden evet bahsediyoruz. evet Evet. ve İstiklal Madalyası sahibi bir Evet. adamın eşinden bahsediyorum. İstiklal Lale Madalyası. tayin değil. Hem ön cephe hem arka cephe. İki renktir İstiklal Madalyası. Evet. İlk meclisi Mebusan'da bulunmuş. Hukukçu oluşu dolayısıyla anayasa hazırlanışında bulunmuş. Ve Demokrat Parti'yi kurmuş. Demokrat Parti'yi kurmuş. Halk Partisi'nde de Kızılay Başkanı olmuş. Yani demek istiyorum ki bu memlekette menfaat düşünülmüş o zaman. Evet. Yani senelerce bunlar ömür boyu gelir kendilerine temin etmişler. Bu da bir servet ihtilali. Evet. Kim kime temin eder Peki, çalışmadan? çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.